Göğsümüz Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle güzel bir poğaça tarifi paylaşacağım ki hem şeklinde hayran kalacaksınız hem de öyle lezzetli ki yemelere doyamayacaksınız. Bu poğaça hamurumuz diğer e, klasik poğaça hamurlarından biraz daha farklı. İçerisine tereyağı koyduğumuz için hem çok lezzetli hem de şöyle kıyır kıyır bir poğaça olacak. Görselliği şahane, tadı efsane olan poğaçalarımızın hemen tarifine geçiyoruz. Bu poğaçamızın tarifi için küçük boy su bardağı kullandım. Bardaklarımız 150 ml su alıyor. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 6 bardak un, yarım bardak yoğurt, yarım bardak süt, 175 gram tereyağı, bir tane yumurta sarısını üzerine sürmek için kullanacağız. Beyazını hamura ilave edeceğiz. 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım paket maya, mayamız 22 gram olacak. Öncelikle hamur yoğurma kabımızın içerisine unumuzun hepsini ilave ediyoruz. Oda sıcaklığındaki tereyağını ilave ediyoruz. Şayet tereyağımız yumuşak değilse mikrodalgaya koyup biraz mikrodalgada tereyağımızı yumuşatabiliriz. Ben daha önceden buzdolabından çıkartmayı unuttuğum için ben mikrodalgada biraz ısıttım ve gördüğünüz gibi tereyağımız yumuşacık oluyor. Un ile birlikte tereyağı güzelce karıştırıyoruz. Şayet tereyağını buzdolabından çıkarttığınız gibi kullanmak isterseniz o zaman rahat bir şekilde karıştıramazsınız. Tereyağımız sert olur. O yüzden mutlaka en az 2 saat önce buzdolabından çıkartıp oda sıcaklığında bekletmeliyiz. Veya benim gibi önceden çıkartmayı unuttuysanız mikrodalgada ısıtabilirsiniz. Tereyağı güzelce karıştırdıktan sonra ortasını şöyle çukur gibi açıyoruz. Yarım bardak süt. Sütümüz mutlaka şöyle afif ılık olması gerekiyor. Şekeri ilave ediyoruz yarım paket maya da içerisine ufalıyoruz. Şayet yaş maya yoksa kuru maya da kullanabilirsiniz. Kuru maya kullanacaksanız bir paket kuru maya kullanmanız gerekiyor. Mayayı mutlaka karıştırarak sütün içerisine eritmemiz gerekiyor. Tuzu ilave ediyoruz. Yarım bardak yoğurt, yoğurdumuzda mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yumurta sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Sarısını üzerine kullanacağız. Beyazını da içerisine ilave ediyoruz. Onu karıştırmadan önce malzemelerimizi mutlaka çok güzel bir şekilde kaşık ile karıştırmamız gerekiyor. Şöyle iyice çırparak karıştırıyoruz. Daha sonra kenardaki unumuzu alarak malzemelerimizi ilave ediyoruz. Aşağımızı bırakıyoruz ve elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. İçerisinde tereyağı olduğu için e, hafif şöyle sert bir hamur olur. O yüzden e, hamurumuzu güzelce kıvamını alması için arada bir yumruklayıp öyle yoğurmamız gerekiyor. Diğer poğaç hamurlarından bir tık daha e, sert bir hamur oluyor. Ve gördüğünüz gibi hafif göz göz bir hamur elde ediyoruz. Üzerini streç folyo ile ve altta kapağıyla kapatıyoruz. Yarım saat Hamurumuzu dinlendiriyoruz. Kapağını kapattıktan sonra kalın bir beze sarıyoruz ve e, oda sıcaklığında 30 dakika bekletiyoruz. Ben patateslerimizi daha önceden aşlayıp soymuştum. Patatesleri şöyle iyice yumuşayana kadar e, suyun içerisinde pişiriyoruz. Daha sonra rendeliyoruz ve altta bıçak ile gördüğünüz şekilde ince ince kesiyoruz. Benim kullanmış olduğum patateslerim bayağı büyük boy patatesti o yüzden 3 tane kullandım. Siz şayet küçük veya orta boy kullanacaksanız ona göre patateslerinizi ayarlayabilirsiniz. Patatesleri ben ince ince kestim fakat sonra daha sonra düşündüm. Aslında rendeleseydik daha iyi olurdu. O yüzden sizlere tavsiyem direkt patateslerinizi rendeleyebilirsiniz. Ben önce rende kullanmadığım için daha sonra baktım biraz patatesler iri gibiydi. O yüzden bıçak ile gördüğünüz şekilde üzerinden tekrar kıyıyoruz. İsterseniz patatesi şöyle sade şekilde tatlandırabilirsiniz. Veyahut da benim gibi renkli biber kullanabilirsiniz. Ben hem kırmızı renkli biber hem de yeşil soğanları küçük küçük kıydım. Yeşil soğan yerine kuru soğan da kullanabilirsiniz. Patateslerimizin içerisine biberlerimizi ve soğanı ilave ediyoruz. şöyle 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz. Aslında ben önce 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Daha sonra tadına baktığımda az gibi geldi. Toplam yani 6 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Tuz, karabiber, kırmızı toz biberi de ilave ettikten sonra şöyle bir iç harcımızı karıştırıyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. İç harcının tuz miktarı çok önemlidir. O yüzden şöyle iyice karıştırdıktan sonra iç harcınızın tadına bakın. Şayet tuzu eksikseydi biraz daha tuz ilave edin. Çünkü tuz oranı çok önemlidir. Tuzsuz bir iç harcı hazırlarsanız lezzetsiz bir poğaça olacaktır. Öncelikle elimiz yapışmaması için elimizi yağlıyoruz. Daha sonra kaşık ile iç harcımızdan alıyoruz. Avucumuzun içerisine yuvarladıktan sonra gördüğünüz gibi parmak uçları ile ucunu sivriltiyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Şöyle öncelikle elimiz yapışmaması için elimizi yağlıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar elimizin içerisine alıyoruz. Öncelikle avucumuzun içerisine yuvarlıyoruz. Ve parmak uçlarıyla uç kısmını sivriltiyoruz. Az önce ben karıştırırken söylemeyi unuttum. Karıştırırken dikkat ettiyseniz kaşık ile şöyle patateslerimizi hafif ezdirdim. Rendelerseniz ezdirmeye gerek yok. Fakat benim gibi doğradıysanız Patatesinizi ezerseniz yuvarlarken daha kolaylık olacaktır. Ve şöyle gördüğünüz gibi tekrar göstermek istiyorum. Şekli şu anda gördüğünüz gibi olacak. Diğer kalan iç harcımızı da aynı şekilde hazırlıyoruz. Yarım saat oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz hamurumuzu alıyoruz. Hamurumuz diğer poğaç hamurları gibi öyle kabarmayacaktır. Kabarmamasının sebebi de içerisine kullanmış olduğumuz tereyağından dolayıdır. Şayet hamurunuz kabarmasaydı endişelenmeyin. Tahtımızın her yerini güzelce unluyoruz. Hamurumuzu direkt e, hiçbir işlem yapmadan tahtımızın üzerine koyuyoruz. Üzerine de bol miktarda un serpiştirdikten sonra merdane ile açıyoruz. Hamurunuzu açtıkça şöyle baktığınız altında e, un miktarı azaldıysa da tahtaya yapışmaması için arada altına un serpiştirip öyle açmaya devam ediyoruz. Açmış olduğumuz hamurdan büyük yuvarlaklar keseceğiz. Onun için de ben şöyle bir tatlı kasesi kullandım. Şayet büyük kalıbınız varsa kesmek için büyük bir kalıpla da kesebilirsiniz. Fakat benim bu kadar büyük bir kalıbım olmadığı için o yüzden tatlı kasesini kullandım. Tatlı ile gördüğünüz şekilde yuvarlaklar kesiyoruz. Yalnız size tavsiyem tam büyüklüğünü ayarlayabilmek için öncelikle şöyle bir tane kesin, şeklini verin, bakın küçük mü büyük mü diye ona göre kullanacağınız kaseye karar verebilirsiniz. Açmış olduğumuz hamurun her yerinden yuvarlak kestikten sonra arasındaki fazla hamurları çıkartıyoruz. Onları da şöyle toparladıktan sonra hamur yoğurma kabımıza tekrar koyup kapağını kapatıyoruz ve daha sonradan tekrar yuvarlayıp aynı şekli veriyoruz. Sadece gördüğünüz kısmı bıçak ile gördüğünüz gibi kesiyoruz. Şekil vermek için şöyle kurabiyelerde kullanmış olduğumuz kalıbın ben kenarını kestim. Ve gördüğünüz şekilde gördüğünüz kısmı kalıbımız ile kesiyoruz. Şayet bıçak ile kesebilirseniz daha rahat bir şekilde bıçakla da kullanabilirsiniz. Bıçak ile gördüğünüz gibi kalıbı kullandığımız şekilde sizlerde aralıklı olarak yuvarlak kesebilirsiniz. Veya benim gibi kurabiye kalıbını kullanıp kurabiye kalıbıyla daha rahat ve daha kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Kurabiye kalıbınızı kesinlikle de zarar vermezsiniz. Daha sonra tekrar yuvarlak olarak kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz patatesi gördüğünüz kısma koyuyoruz ve şöyle normal bir şekilde yuvarlayarak sarıyoruz. Alt kısmının açılmaması için elimizi sıkıştırarak yapıştırıyoruz. Açmış olduğumuz diğer hamurları da aynı şekilde öncelikle gördüğünüz kısmı bıçakla kestikten sonra aparatımız ile gördüğünüz kısmı kesiyoruz. Tamamen yuvarlak kesmeyeceğiz. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tam yuvarlak keserseniz daha sonra da sarmakta zorluk çekebilirsiniz. Patateslerimizden ortasına birer tane koyuyoruz. 2-3 defa aynı şekli size gösteriyorum ki gerçekten yapmak isteyenler tekrar tekrar videoyu öne sardırıp tekrar o zahmette bulunmaması için bir defa da anlamayanlar birkaç defa da şöyle izlediği zaman kolaylıkla anlayacaktır. O yüzden bir defa da anlayanlar videoyu biraz daha öne sardırıp ön tarafta izlemeye devam edebilirler. Ben iç harcı olarak patates kullandım fakat sizler isterseniz kıyma da kullanabilirsiniz. Kıymayı da aynı şekilde yoğurup yaptıktan sonra aynı şekli verip içerisine koyup gördüğünüz şekilde kıymamızı yuvarlayabilirsiniz. Ve şöyle gördüğünüz şekilde yuvarlıyoruz. Alt kısmında daha sonra kapatacağımız için boşluk kalması gerekiyor. Patatesseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Alt kısmını gördüğünüz şekilde kapatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şeklimiz ortaya çıkıyor. Patatesi de o kadar fark etmiyor fakat kıymalı yapacak olursanız kıymanın yağları akabilir. O yüzden altını mutlaka çok güzel bir şekilde sıkıcı kapatmalıyız. Şöyle son bir defa daha göstermek istiyorum. Yuvarlamış olduğumuz patatesimizin sivri ucu ortaya geliyor. Kesmiş olduğumuz yerden şöyle başlayarak rulo şeklinde sararak yuvarlıyoruz. Ve alt kısmından patatesli harçlı kısmımızı tamamen kapatıyoruz. Şöyle çevirerek her tarafını görmenizi istiyorum. Hepsini aynı şekilde yaptıktan sonra fırın kağıdı koymuş olduğumuz veya yağlamış olduğumuz tepsimizin içerisine diziyoruz. Ben bu arada üzerine temiz bir bez örtüp 10 dakika bekletmiştim. O kısmı size çekmeyi unuttum. Fakat sizler unutmayın. Üzerine temiz bir bez örtün ve şöyle bir 10 dakika bekletin. İçerisinden ayırmış olduğumuz yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra fırça ile poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Önceden alt üst ayarda ısıtılmış 180 derece fırınımıza koyuyoruz. Öncelikle şöyle poğaçalarımızın üzeri kızarana kadar alt üst ayarda kızartıyoruz. Ve Daha sonra e, göreceksiniz poğaçalarınızın üzeri sivri olduğu için daha çabuk kızaracaktır. O yüzden tepsinizi ya en alt kısma tekrar koyun. ve da benim gibi sadece alt ayarı ayarlayıp 10 dakikada öyle pişirmeye devam edin. Ve poğaçalarımız pişti. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız her zamanki gibi harika görünüyor. Yalnız özellikle şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz diğer poğaçaları yaptığımız zaman fırından çıktıktan sonra üzerine temiz bir bez ile örtüyoruz ve bir 10 dakika bekletiyoruz. Bu poğaçalarımızı fırından çıktıktan sonra soğuyana kadar kesinlikle üzerine hiçbir şey örtmüyoruz. Çünkü bu poğaçalarımızın özelliği biraz kıyır kıyır olması. O yüzden örtersek kıyırlığını kaybeder ve yumuşar. Ve şöyle poğaçamızı yakından görüyoruz. Poğaçamız gerçekten de harika görünüyor. Altı da gördüğünüz gibi iyice kızarması gerekiyor. Ve şöyle poğaçamızın size içerisini göstermek istiyorum. İçerisine bol dolgu olduğu için poğaçamız inanılmaz lezzetli görünüyor. Bu poğaçamızın özelliği diğer poğaçalar gibi şöyle puf puf yumuşak değil. Poğaçamız kıyır kıyır ve dağılan bir poğaça oluyor. Hamuruna koymuş olduğumuz tereyağdan dolayı poğaçalarımız o kadar lezzetli ki ve ben size bu lezzeti anlatmam mümkün değil. Mutlaka diyorum bu tereyağlı tarifi denemelisiniz. Denedikten sonra size ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ve bu poğaçalar kadar daha önce lezzetli poğaça yediğinizi kesinlikle tahmin etmiyorum. Poğaçalarımızın diğer bir özelliği de 3-4 günde dursa sanki fırından yeni çıkartmışsınız gibi aynı tazelikte ve aynı lezzette yiyebileceksiniz. Ve hatta kesinlikle abartmadan gönül rahatlığıyla size şunu söyleyebilirim ki Poğaçalarınız bekledikçe daha da lezzetlenecektir. Size kesinlikle bu poğaçayı yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Hamuru o kadar lezzetli oldu ki diğer poğaçalar ile kesinlikle kıyaslayamazsınız. İnanılmaz lezzetli bir hamuru var. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevdiklerinize sevgiyle hoşçakalın. Hep mutlu kalın.